canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Ben Nazlı'nın daha fazla üzülmesini istemiyorum. Daha iyileşemedi. Bunu sen de biliyorsun. Dediğim gibi. Babasına söz verdim. Başka bir nedeni yok. Yok mu? Yok abi. Abi benim oteli aramam gerekiyor. Sana kolay gelsin. Eyvallah. Neden? Ne oldu lan? Hiçbir şey söylemediler bana. Çıkmıyorlar mı? Yok. Sakin ol önce. Anne, niye çekime gitmiyorum anlamadım. Kızım, çekime falan gitmiyorsun dedim. Laf dinlesene. Size defolun gidin hadi. Sümbül abla hayırdır? Sana göründüler herhalde. Terbiyesizlik yapma, yakarım canım. Ağır ol Kerem. Aşkım ne olur tamam. Lütfen bir dur. Bana bakın. Bir daha kızımın etrafında görmeyeceğim sizi. Duydunuz mu? Hadi defolup gidin. Sümbül Hanım, ayıp olmuyor mu ama ya? Ne oldu birdenbire? Elinin körü oldu. Benim kızım sizin saçma sapan işlerinize mi kaldı ha? Bir sevgili rolü yapacakmış, bilmem ne yapacakmış, şunu yapacakmış, bunu yapacakmış. Yapmayacak. Benim kızım hiçbir şey yapmayacak. İşmiş yok. Anlaşıldı mı? Hadi defolun gidin. Oya sen ne diyorsun? Ben diyorum, ben. Laftan sözden anlamıyor musunuz siz ha? Delirtmeyin beni ya. Aa! Son kararınız bu mu? Hı hı. He, bu. İsterseniz bir de joker hakkımı kullanayım, ikinizin kafasını yarayım. İster misiniz ha? Hadi. Ha? Hadi defolup gidin buradan ya. Ne duruyorsunuz hala? Defolup gidin dedim. Hadi. Çakallar sizi. Hadi. Anne ne oluyor sana ya? Anlat bana da. Kız, evi aradılar evi. Esas şimdi kondu tepemize talih kuşu. Talih kuşu mu? Evi mi aradı? Kim aradı? Yırttık yırttık. Bir turizmci aradı. Dedi ki kızınızın fotoğrafını ajansta gördük. Reklam yüzü olur mu dediler. Reklam yüzü mü? Evet, evet dedim. Benim kızım hepsini olur. En güzelini olur dedim onlara. Reklam yüzü. E hadi bakalım. Kız sevinsene. Kız kurtuldun ya bu çamsızlardan. Bak. Hem bir de 3 kuruş için o yamukla sevgili rolü yapacaktın. Anne seni işletmiş falan olmasınlar. Hı, Sümbül'ü kim işletebilir? Daha anasının karnından doğmuş mu ki işletecek olana? İyi misin? Değilim. İç biraz. Neredeler? Kimse bana bir şey söylemedi. Bir açıklamaları vardır mutlaka.
Yavaş. Dikişlerin yeni daha. Dikkat et. İyi misin? İyiyim. Hayırdır Nazlı Hanım? Hangi dağda kurt öldü? Sümbül abla neredesiniz? Kız bizi merak etmeye mi başladın sen ha? Sen çok hayırsız çıktın. Hiç ummazdım vallahi. Aşk olsun sana. Sümbül abla bir dinle beni. Bak ben kimseye ulaşamadım. Babamı aradım, Oya'yı aradım. Abla evimiz yıkılmış. Neredesiniz, iyi misiniz? Ya sorma. Neler geldi başımıza. Sokaklara düştük, sokaklara. Sokaklara mı düştünüz? Abla bana niye haber vermiyorsunuz? Kız haber almak isteyen arardı, değil mi? Ha? Neyse boşuna dövünme. O da ne oldu zaten? Söyle neredesiniz, ben geleyim. İyi gel. Elvan'ı hatırladın mı? Rüstem'in karısı mı? Hı. Adı batası canın evinin altına taşındık biz. Sen de hani Rüstem'i getirmiştin ya o eve. Hatırladın değil mi? Hatırlıyorum abla da sizin ne işiniz var burada? Ay soru sorma Allah aşkına ya. Gel işte tamam. Hadi. Başka bir yerdelermiş. İyilermiş ama bu şey. Neredelermiş? Yolda anlatırım. Hadi gidelim. Yavaş. Burada düşürdüm galiba Şule ehliyetimi. Ya her yere baktım ama arabada, çantada falan hiç yok. Şansa bak ya. Tamam tutmayayım ben seni. Haber ver bana. Tamam canım, görüşürüz. Bana açıklama yapma. Ben sana ne dedim? Bu çocuğu buraya getirmeyeceksin demedim. Hı? Ne olursa olsun, hasta da olsa getirmeyeceksin. O çocuk buraya gelmeyecek. Kusura bakmayın. Yok canım, olur mu? Kızınız mı? Evet. Bir daha olursa çok kötü olur. Uyarmadı deme. Kapat telefonu. Ne oldu hesabın sonu? Sahiden merhamet mi, yoksa... Yoksa? Yoksa sevdalandın da Nazlı kızımıza, adına merhamet mi diyorsun? Yanlış anladın. Geldi mi? Evet geldi, buyurun. Sağ ol canım. Rica ederim. Kızlar takımı. Bakın burada ne var? O ne? Sürpriz mi? Birlikte bakalım mı ne olduğuna? Evet. Tamam, o zaman kaldırın bakalım bunları. Bütün masaya ihtiyacımız olacak çünkü. Ben de yardım edeyim. Açalım bakalım. Nasıl oynanıyor? Ben de bilmiyorum. Şimdi ona beraber bakacağız. Bir dakika. Hah. Ben şu kağıdına bir bakayım. Siz de içindekileri çıkartın bakalım. Geldim, geldim. Hayır, geldim. Nazlım! Babam! Kızım! Nereden çıktın sen? Canım kızım. Bakayım sana. Baba, iyi misin? Nasılsın? İyiyim kızım. Sen beni merak edip de mi geldin? Kurban oldum. Canım. Babam, ben de çok merak ettim sizi.
O ya nerede? Ben aradım, ulaşamadım da onunla. Nerede şimdi? İyi de lütfen. İyi. Herkes iyi. Hepimiz iyiyiz. Sakin ol biraz. Ya nasıl sakin olayım? Sizin ne işiniz var burada? Rüstem'in alt katı burası. Yavrum, her şeyi anlatacağım sana. Her şey. Önce bir soluklan. Bak, misafirimiz kapıda kaldı. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Nazlı, siz konuşun. Ben dışarıda beklerim. Ne dışarısı? Lütfen buyurun. Hiç. Evet, kızlar sevdiniz mi bakalım oyunu? Evet, çok sevdik. Bundan sonra hep oynayalım. Evet Melek teyze, bundan sonra sürekli oynayalım. Tamam, hep oynarız tabii. tamam, siz hadi bakalım boyama yapmaya devam edin, tamam mı? Tamam. Sinan, benimkini de verir misin? Veririm. Ay, kalemim düştü. Ay. Aslı teyzeciğim, iyi misiniz? Düşünceli görüyorum sizi şu an. Murat'a aklım takıldı biraz. Yani son zamanlarda onu biraz düşünceli görüyorum. Ne zaman görsem dalgın ya da sinirli. Ama çok zor şeyler yaşadı Aslı teyze. Dalgın ya da sinirli olması doğal değil mi? Öyle ama ne zaman bitecek bu? Ne zaman normale dönecek? Aslı teyzeciğim, bence Murat tüm bu yaşadıklarına rağmen gayet sapasağlam ve güçlü duruyor. Yani onun yerinde bir başkası olsaydı bu kadar ağırlığın altında ezilirdi, emin olun bana. Sabırsız mı davranıyorum sence? Ay asla, olur mu öyle şey? Ya siz onun annesiniz. Yani sizin tek istediğiniz onu bir an önce iyi görmek. Evet, onu eskisi gibi en iyi haliyle görmek istiyorum. Biliyorum ve göreceksiniz de, emin olun. Ne konuşmuştuk onu hatırlayın. Biz Murat'a inanmaktan asla vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz de. Evet, bazen fikir ayrılıklarına düşüyoruz Murat'la. Siz de, ben de öyle. Ama günün sonunda önemli olan tek şey onun iyiliği. Bunu her şeyden çok istiyorum. Biliyorum, biliyorum. Olacak da hiç merak etmeyin. Biz ona inanmaktan vazgeçmeyelim yeter. Onun bize ihtiyacı var Aslı teyze. Tamam. Hoşçakalın. Sağ olun. Ne bekleriz? Fotoğrafını ver de duvara asayım. Duvara mı? Niye? Yakında ünlü olacaksın. Burada çalıştığına kimse inanmaz. Benimle dalga geçme Kerem. Heyecanın var mı? Var tabii. Bence biraz bastır artık. Çünkü yeterince oyalandın. Hadi artık, annenin verdiği numarayı ara. Tamam, şunları bir toplayayım da. Hayır. Gerek yok, müşteriler gitti zaten. Hallederiz. Bilmiyorum Kerem ya. Hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorum sanırım. Neden? Yani ya annemi kandırdılarsa? Sevgilim, kim niye öyle bir şey yapsın ki? Haklısın aslında. Kim niye annemi kandırsın? Ama teklif fazla iyi değil mi? Ya reklam yüzü olmamı istiyorlar. Evet sevgilim, teklif fazla iyi. Çünkü sen her şeyin fazla iyisini hak ediyorsun. Hadi ben şu siparişleri götüreyim. Dönmüş olduğumda haber ver bana. Tamam. Efendim. Alo merhaba, ben Oya Yıldız. Bugün evi aramışsınız da annemle konuşmuşsunuz. Evet, reklam yüzü için. Hı hı, onun için aramıştım. Ben durumu size de özetleyeyim. Uzun yıllarda sektörde yer alan, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çalışan bir turizm şirketiyiz. Neler yaşamışsınız baba öyle? Neden bana hiç haber vermediniz? Haber verip de ne yapacaktın be kızım? Üzülüp kahrolacaktın. Baba olur mu öyle şey? Ya biz yabancı mıyız, aileyiz biz? Böyle bir şey nasıl haber edilmez? Rüstem rahatsız ediyor musun? Ne rahatsız edecek bizi daha? Az kalsın canımızı alıyordu. Allah'tan sen gittin de kurtuldun. Sümbül, o nasıl laf öyle? Yok kızım, rahatsız etmiyor. Sen düşünme bunları. Anlattım ya, kafası gidik onun. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ben hatırlıyorum ama ne olacak? Boyu devrilisici. Neler etti bize? Geçti o günler. Allah bir daha yaşatmasın. Geçti, geçti ama nasıl geçti? Delip de geçti. Geceler sabah olmak bilmedi. Ben sabahlara kadar nasıl dua ettim? Allah'ım canımı al diye dua ettim.
için böyle. Üzme şimdi kızı. Ben üzmek için mi anlatıyorum? Benim içim yandı, kavruldu. Benim kızımı gözümün önünde alıp götürdüler. Hapislere düştü. Ölümlerden döndü benim yavrum. Yaşamayan bilmez. Doğru söylüyorsun Sümbül abla. Yaşamayan bilmez. Gerçekten çok geçmiş olsun. Keşke bana da haber verseydin. Belki benim de elimden bir şey gelirdi. Seni üzmek istememişler. O yüzden söylememişler işte. Bak. Bak Furkan Bey beni anlıyor. Doğru söylüyor. Seni üzmek istemedik. Aklın bizde kalmasın istedik. Kan kustuk. Kızılcık şerbeti içtik. Yine de ses etmedik. Düzenin bozulmasın diye çilemizi biz çektik. Sümbül. Nazlım oraya gezmeye mi gitti? Çalışıyor işte kız. Çalışsın. Bir şey mi diyorum ben? Allah Allah. Herkes kendi çektiği çileyi biliyor. Onu diyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler. İnanmıyorum ya. Gerçekmiş. Kerem. Ne oldu? Gerçek. Benimle çalışmak istiyorlar. Harikasın. Sonunda emin oldun işte. Evet. Umarım başarabilirim. Hiç şüphen olmasın. En iyisini yapacaksın. Şirketin adı neymiş? Viyako Turizm'in de öyle bir şey. Bir dakika. Nazlı ablam arıyor. Efendim Nazlı abla? Evde misin? Tamam hemen geliyorum bekle. Aşkım Nazlı ablam gelmiş. Beni de görmek istiyor. Ben bir eve gidiyorum. Tamam sevgilim görüşürüz. Ha bu arada fotoğraf konusunda ciddiyim. Görüşürüz. Görüşürüz sevgilim. Ajansa ne diyeceğim ben ya? Çekim var diye biliyorlar. Abi düşündükçe kafayı yiyeceğim. Kadına bak nasıl paketledi bizi. Ekmeğin büyüğünü bulmuş işte. Daha düne kadar Nuri Bey diye gezmiyor muydu? Amma da para göz kadınmış be. Öyledir o. Ama benim anlamadığım bu iş büyük iş. Oya nasıl geldi? Öğreniriz kanka. Kim var arkasında buluruz bu işi. Öyle ufak tefek bir iş değil bu. Kesin bir numara var bunda. Benim birkaç görüşme yapmam lazım iş için. Kusura bakmayın. Estağfurullah tabii tabii. Ya Furkan Bey ben vaktinizi alıyorum biliyorum ama benim bir Uya'yı da görmem lazım. Benim vaktim var. Zamanın az. Neredeymiş Uya? Sormadım nerede olduğunu ama geliyormuş. Gelmişken Uya'yı görmen de iyi olacak. Baba, Uya iyi mi? İyi, iyi çok şükür. Uya'm iyi olmayıp da ne yapsın ha? Bir çare. Hayata tutunmaya çalışıyor. Yaşadıkları kolay mı benim kızım? Tamam be Sümbül. El birliğiyle atlatacağız. Kötü günleri düşünme artık. Nasıl düşünmeyeyim? İnsanın içinden kolay kolay çıkmıyor. İz bırakıyor. Öyle bir iz ki derin izler bırakıyor. Sordum da söyledim. Sonra Sümbül ablam başıma ekşidi deme bana. Aşk olsun Sümbül abla niye öyle bir şey diyeyim? Bilmem artık. Ben acımdan konuşuyorum. Sen boş ver kafana takma. El elde baş başta yıkıldık kalktık biz. Sen güzel güzel hayatına bak. Sümbül yeter. Tamam baba sen sinirlenme boş ver. Bırak da Sümbül abla ne söyleyecekse söylesin. Ben senin için diyorum vallahi. Bak ne güzel hayatını kurmuşsun. Güzel güzel giyinmişsin. Sürüp sürüştürmüşsün. Altında araba, getirenin götürenin var. Maşallah. Daha ne isteyeceksin ki hayattan? Ya sabır, ya sabır. Şu yanındaki adam kim? Hayırdır seni getiren? Murat Bey'in yakın bir arkadaşı. Kız, aranda bir şey mi var yoksa? Ne alakası var Sümbül abla? Olur olur. Sen kaçırma bunu. Zengin, yakışıklı. Bak vallahi bundan iyisini bulamazsın. Benden söylemesi sana. Yeter artık Sümbül, yeter. Bak misafirimiz var diye ses çıkartmıyorum. Yettin artık. Yettin. Tamam babam. Tamam. Sümbül ablam. Bak o sadece Murat Bey'in benim bir arkadaşım. Bizim aramıza sandığın gibi bir şey yok. Lütfen bir daha böyle şeyler düşünme.
Müsait misin oğlum? Tabii anne. Sana bir şey getirdim. Kahve mi? Daha güzeli. Tabii hala seviyorsan. Sıcak çikolata. Nereden çıktı anne bu? Hatıralardan. Hatırlıyor musun? Sen ders çalışırken sana hep sıcak çikolata getirirdin. Daha odaya girmeden kokusu gelirdi. En çok da o. Üniversiteye hazırlandığın sene. Hatırlamaz mıyım? Bütün sene sıcak çikolata içmiştim. İşe yaramıştı ama değil mi? Umarım yine yarar. Hangi konuda anne? Yani yüzünü güldürür biraz. Güldürdü anne. Sağ ol. Git gel. Zencefil kaynattım baba sana. İyi gelir. Sağ ol kızım. Ya şuraya geldin yine benimle uğraşıyorsun. O nasıl söz baba? Hadi iç soğutmadan. Varsa yoksa bizim derdimiz. Azıcık sen anlat. Nasılsın, iyi misin? Derdin bir sıkıntın var mı? Yok baba, iyiyim. Alıştın iyice yeni düzene değil mi? Alıştım baba. Sağ olsunlar yardımcı da oldular. Evet. Murat Bey iyi bir insan zaten. Eksik olmasın, sağ olsunlar. O neydi, küçük kız vardı. Neydi adı? Zeynep. Ha, Zeynep. Ya Zeynep nasıl anlatsam baba? Böyle bal mı desem, pamuk mu desem? Yani o kadar güzel girdi ki hayatıma. Ya zaten çocukları çok severim, bilirsin. Ama Zeynep bambaşka. Ya sanki böyle başka bir bağ var aramızda. O senin kalbinin temizliği kızım. Bak iki melek bulmuşsunuz birbirinizi işte. Ayrılmak zor olacak ama. Niye ayrılıyorsun? İşimi bırakacağım. Aa, yok. Yani işi bırakmıyorum da. Yani elbet bir gün olur. Yani sonuçta annesi değilim ya. Oya gelmiştir belki. Tam bakayım. Oya. Abla. Ablacığım. Ablacığım. Abla ben her şey için çok özür dilerim. Beni affeder misin? Ablacığım ne affet misin? Saçmalama, sen benim canımsın. Ben çok üzdüm seni. Çok özür dilerim. Asıl ben özür dilerim o ya. Ablacığım senin başına neler gelmiş ben. Yemin ederim hiçbirinden haberim yoktu. Gerçekten. Gerçekten. Ben özür dilerim kız. Affet beni olur mu? Of, Rüstem neler yapmış sana? Tamam, tamam ben ağlı diye söylemedim. Ne? Ondan ağlamıyorum ki abla. Benden önce sana musallat oldum. Ben engel olmak için hiçbir şey yapmadım. Sana destek olmadım. Çok özür dilerim. Gel buraya. Bak ben iyiyim tamam mı? Ben çok iyiyim. Sen düşünme beni. Başladınız mı hazırlıklara? Evet efendim. Yusuf Bey hazırlıyor. Ne var anne?
Mangal yaktırdım bahçede. Hava çok güzel. Şöyle ailece bir yemek yeriz diye düşündüm. İyi yapmışsın. Hatırlıyor musun? Baban her pazar mangal yakardı. Kimseyi de karıştırmazdı. İlla kendi duracak. İyi de yapardı ama. O her şeyin iyisini yapardı zaten. Baban öldükten sonraki ilk pazar gününü hatırlıyorum da. Şöyle bir bahçeye baktım da. Öyle çiğ. Öyle bakımsız. Öyle yabancıydı ki. Artık bu evde yaşayamam diye düşünmüştüm. Anne, bilmiyordum ben. Sen bilemezsin. Çünkü sen Cemre'nin yanındaydın o zamanlar. Yani yanlış anlama sakın. Sen de üzgündün tabii ama... sen üzüntünü onunla iyileştirdin. Sen peki? Ben ilk zamanlar benim yanımda olacağını düşünmüştüm. Ama Cemre o kadar çok hayatını dolduruyordu ki. Belki de ona geçmeyen kızgınlığım, sana olan sevgimden de Murat. Yani onun seni benim elimden alacağını düşündüm. Yani kim gelse alacaktı belki ama... o bunu öyle bir zamanda yaptı ki... çok zor oldu benim için. Anne, ben bu kadarını bilmiyordum. Bilemezsin. Bir tarafında aşk, bir tarafında... babanın yası. Ben o dönem aşkla ölüm arasına girebilecek kadar güçlü bir kadın değildim. Ben seni nasıl bu kadar yalnız bıraktım? Sen yoktun ama Melek vardı yanımda. O elimi tuttu beni. O süreçte o benim kızım oldu. Ah, kadersiz kızım benim. Anne, çok özür dilerim. Ben fark edemedim. Olsun. Sen üzül diye söylemedim bunları. Yani öyle birden eskilere gittim işte. Ama sonra geriye kalanları düşündüm. Seni, Melih'i. Babanın hatıralarıyla dolu o bahçeyi. Babanın göremediği ama hani görse canını vereceği torununu. Sen sıkma canını, tamam mı? Ben böyle iyiyim. Uzak durdum. Yorum o Rüstem'in adamı değil miydi zaten? Evet abla. Ya zaten benim işim olacak insanlar değil de. İşte her şey bir anda çok hızlı oldu. Bu Kerem'in eski sevgili olayı çıktı. Ben de bir şeyler yapmak istedim. Kendimi ispatlamak istedim. Sonra ünlü olmak, hayaller falan derken kapıldım işte. Olur öyle. Ama girdim bir yola. Abla, bu turizm şirketi çok önemli bir şirket. Çok profesyoneller. Eğer becerebilirsem çok güzel olur. Becerirsin tabii ki de. Ama dikkat et, olur mu? Merak etme. Gözüm açık. Peki şimdi o zaman Kerem'le aranız düzeldi, ha? Yani öyle görünüyor. Ramazan uzaklaşınca o da rahatladı tabii. O zaten hep destek oluyor yanına. Hiç yalnız bırakmadı.
Sağ olsun. Peki bu eski sevgili meselesi dedim. O ne? Yıldız. Kerem'in üniversiteden sevgilisiymiş. Avukat. Anlatayım abla sana. Hatta en baştan anlatayım. Kerem'le nasıl tanıştım? Anlat bakalım. Annemle kavga ettim işte. Bir gün çıktım ben evden. Ondan sonra yandım. Kızlar yavaş koşma. Kızıcıklar geldiniz mi? Yusuf dede sen de mangal mı yapıyorsun? Evet kızlar. Size öyle bir mangal pişireceğim ki parmaklarınızı yiyeceksiniz. Parmaklarımızı mı? Evet parmaklarınızı. Hadi bakalım orada oynayın da üstünüz kokmasın olur mu? Tamam hadi benim. Yavaş olun kızım tamam? Avsite teyzeciğim, o kadar iyi düşündünüz ki bu mangal fikrini. Çok güzel oldu. Ne güzel oldu değil mi? Şöyle ailece baş başa. Hadi baba gel. Melek teyze sen de gel. Ya seni yerim ben. Tamam geliyorum. hadi ben de geleyim o zaman. Kabuğunu alayım mı? Soyayım mı? Olur. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Tamam, ne oynuyoruz peki? Saklambaç. Evet, evet. Saklambaç, tamam. Peki kim Ebe? Kim diyor, kim diyor? Ben mi Ebe oldum şimdi? Evet. Tamam, hadi saklanın o zaman. Buraya say. Buraya mı sayayım? Ona tamam. Kadar. Ona kadar. Anlaştık. hadi biz de saklanalım. Hadi, biz de saklanıyoruz çocuklar. Baba, sen de saklan, yoksa ebelenirsin. Tamam bir tanem. Hadi saklan sen. Sayıyorum. Ben nereye sayayım? Oraya, oraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Açıyorum gözlerimi. Ya Aslı teyzeciğim, güneş gibi parladığınız için ilk sizi gördüm. Teşekkür ederim Melekciğim. Ay acaba neredeler bu kızlar? Aa, ben de bilmiyorum. Nereye saklandılar acaba? Acaba nereye? Yakaladım seni. Sağ ol Ersin. Siz nereden çıktınız bakayım? Çiçeğin arkasındaydık. Baba gördün mü? Söyledim. Aferin bir tanem. Annem neden gelmedi? Pansumana gitti ya. Ama çok korktu gidelim. Hadi annemi arayalım. Aramayalım bence. Doktorun yanında olabilir. Bana ne? Arayalım. Tamam. Şansımızı bir deneyelim. Açmadı bak. Demek ki doktorun yanında. Tamam olsun, üzülmek yok. Biz oynamaya devam edelim mi? Olur, bu sefer de nasıl olur? Tamam. Sayıyorum. Telafi edeceğiz. Tamam, tamam, tamam. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim. Amma konuş da. Ne konuşuyor ki bu kadar? Çay da soğudu. Hah, soğumamış. Ay, ben de size çay yapmıştım. Buyurun. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettiniz? Aşk olsun, misafirimizsiniz. Olur mu öyle şey? İşler bitmiyor galiba. Telefonda da devam ediyor. Öyle. Yapılması gereken bir sürü başlık var. Başlık? Ne iş yapıyordunuz siz? Şapka mı yapıyorsunuz? Yok, ilgisi yok. Başlık dediniz de. Ha, yok o anlamda değil. Kalem olarak çok iş var. Hepsinin belli başlıkları var. Organizasyon, müşteri falan. Otel işi yapıyoruz Murat'la.
İyi iyi, kolay gelsin. Hayat herkese zor. Öyle. Zengin fakir ayırt etmiyor. En çok da fakirlere zor. Mesela biz çok zor günler atlattık. Atlattık dedimse de atlatamadık. Devam eden bir sorun var mı? Tabii olmaz mı? Tabii var. Evimizden, düzenimizden olduk. Ha deyince hiçbir şey olmuyor. Onca borca giriyor. Ele güne mahcup oluyor. Ah ah. Allah kimseyi dara düşürmesin. Anladım. Yani kabul ederseniz bu süreçte size yardımcı olmak isterim. Nasıl yardımcı olacaksın? Anlamadım. Verin ben tutayım. Verin, verin. Teşekkürler, sağ olun. Bunu kabul edin lütfen. Yanımda bu kadar var. Daha sonra tekrardan destek olmak için getiririm ben size. Ah, üstüme iyilik sağlık. Ben bunu hakaret sayacak kadını. Lütfen yanlış anlamayın beni. Ya beni de yabancı görmeyin. Nazlı'nın ailesisiniz siz. Ben de arkadaşıyım. Lütfen kabul edin. Nazlı benim canım. Ben onu öz kızımdan ayırt etmem. Ama anlamadım şimdi, ben sizden para mı istedim? Siz istemediniz. Ben rica ediyorum. Kırmayın beni lütfen. Şimdi almasam ayıp olur. Kırmayayım size. Siz buyurun çayınızı. Allah yerinde olursun. Arttırsın, eksiltmesin. Amin. Ay nasıl mutlular değil mi? Çok. Ben biraz çocuklarla ilgileneyim. Sonra gelirim. Size afiyet olsun. Teşekkürler. Yakalayamıyorum. Zeynepciğim yakalarsın. Bak babaanne de geliyor şimdi. Hadi. O zaman ben de geliyorum çocuklar. Üşüyeceksin omuzuna. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Düşünüyorum. Neyi? Seni. Beni mi? Ben de susadım baba. Gel bir tane. Gel bakalım buraya. Al bakalım anneciğim. Çok terlemediniz değil mi? Hayır. Tamam. Hadi çocuklar, gelin de çay servis edin bana. Geliyoruz babaanne. Yavaş yavaş. Hadi. Zeynep koşma bir tanem. Tamam baba. Evet. Akşam çayımızı içelim. Murat bir şey diyordun. Seni düşünüyorum demiştim. Bizim için yaptıklarını. Yaşadığımız şeyler yüzünden bazen fark edemiyoruz ama aslında birileri güzel şeyler yapıyor bizim için. Sen de onlardan birisin Melek. Yok canım. Olur böyle şey. Öyle öyle. Hatta çok eskiden beri. Hele annem için yaptıklarım.
onun en zor gününde ona çok destek oldum. Yani benden daha çok sen onun yanındaydın. O yüzden geç kalmış bir teşekkür borcum var sana. Asla, bana asla borcun yok Murat. Gerçekten öyle düşünme. Sizin iyiliğiniz benim için en önemli şey. Hem ayrıca Murat, geç kalmak diye bir şey yok. Doğru zaman diye bir şey var. Ben o doğru zamanı senin için yaratamadım Melek. Yani hiçbir zaman da bunun için söz veremem. Üzgünüm. Üzülme. Eğer o doğru zamanı yaratamadıysan demek ki daha doğru zaman gelmemiştir. Hem Murat, ben bizim doğru zamanımızı beklemeye devam edeceğim. Bunun için üzülmene gerek yok. Unutma ki şu hayatta eğer beklemeye daha değer bir şey bulmuş olsaydım, emin ol onu bekliyor olurdum zaten. O yüzden üzülme olur mu? Kızlar, bana da çay var mı orada? Evet. Var var, gel. Ne olursa olsun, hasta da olsa getirmeyeceksin. O çocuk buraya gelmeyecek. Canım sütüm bitti. Sonunu kahveye koydum. Ne oldu? Ne yapıyorsun orada öyle? Şule, ben sana bir şey söyleyeceğim. Yıldız bak, bir kere de söyle, tamam mı? Şu anda çok hazırım. Bebeğim yaşıyor olabilir. Ne? Acıktın değil mi bir tanem? Buyurun. Abi eline sağlık. Elinize sağlık. Daha pişiyor. Buyurun, afiyet olsun. Teşekkürler. Harikasın Yusuf dede. Afiyet şeker olsun Zeynep'im. Sucuk. Bir tane de bundan. Mi? Gelecek bir tane ama biz soğutmayalım, o bize yetişir. Teşekkürler. Annem gelince... Zeynep'ciğim, lütfen babanın sözünü dinle. Hadi bakayım. Yemeğini ye. Annemi de arayalım. Tamam, arayalım. Hadi ya kızım sen de. Maalesef. Her şey için çok teşekkür ederim. Biz bir şey yapmadık ki. Bir akşam yemeğe de bekleriz. Tabii tabii. Her zaman bekleriz. Umarım. Konağa da gel mutlaka bir gün, tamam mı? Hem Zeynep'le tanışırsın. Tamam, geleceğim. Seni ihmal etmeyeceğim artık. Sen de beni habersiz bırakma, olur mu? Babam, iyi bak kendine, tamam mı? Bak kötü hissedersen kendini muhakkak doktora gidiyorsun. Aklım sende kalmasın.
Kalmasın kızım aklım bende. Sen güzel güzel işine bak. Biz iyiyiz. Sağ olasın Sümbül abla. Hadi görüşürüz. Kızdır öyle. Ne yabancı gibi bir söyleyeyim sana. Pardon. Kerem. Yıldız nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bir şey mi oldu? Yıldız, sana bir şey soracağım. Tabii. Oya'ya bir iş teklifi geldi. Bir turizm şirketinden. Yani reklam yüzü olma teklifi. Evet. Yıldız, şirket babanın şirketi. Aa, öyle miymiş? Yıldız, sen mi ayarladın yoksa bunu? Evet, ben ayarladım. Ya yardımcı olmak istedim. Saçma sapan insanlarla muhatap olmasın diye. Bir de... Bir de? Bir de Oya'yla daha fazla aranızda gerginlik olsun istemedim. Bir şeyler artık yoluna girsin istedim Kerem. En azından senin hayatında. Anladım. Kızdın mı? Hayır, ne kızması? Ben mahcup oldum. Minnet duydum, borçlu hissettim sana kendimi. Kızmadım. Saçmalama canım. Ne borcu? Abartmaya gerek yok. Saçmalamıyorum. Bunun için babanın karşısına çıkmadın mı sen? Yüzünü görmek istemediğin birinin karşısına çıktın Yıldız. Bu dünyada bana en borçlu olan insan o çünkü. Benden aldıklarının yanında ufacık bir şey istedim. Benden çaldıklarının yanında bu hiçbir şey. Anladım. Umarım Oya için her şey yolunda gider. İstediği gibi olur. Benden bahsetmeyecekler Oya'ya. Sen de söylemezsin. Yıldız. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de. Görüşürüz. Kerem aradı. Yarın Oya iş görüşmesine gidiyormuş da anlamış benim ayarladığımı. Teşekkür ediyor. Eksik olmasın. Abi eline sağlık. Gerçekten bugüne kadar yediğim en lezzetli tatlılardan bir tanesiydi. Afiyet olsun. Murat, Asya teyze içeri girdi. Ben de ona gireyim diyorum ama kızlar biraz daha oynayacakmış, haberin olsun. Tamam, oynasınlar. Tamam, görüşürüz. Melek Hanım akrabanız mı? Değil abi. Çok eski bir arkadaşım. Yani akrabadan da, arkadaştan da öte. Ama ben bunu daha yeni fark ediyorum. Evin kızı gibi belli. Zor zamanlarımızda hep yanımızda oldu abi. Melek annemi hiç yalnız bırakmamış. Hatta benden daha fazla Melek annemin yanındaymış. Bu sefer yorum yapmadın. Görünen köy kılavuz istemez. O iş değilse kalbindekini inkar etmiyor. Baba. Annem ne zaman gelecek? Hatice teyze ona sucuk ekmek yapacaktı. Annen yoldadır bir tanem. Birazdan gelir. Ama hep geliyorsun. Çıkarmıyor. Pansuman uzun sürdü demek ki bir tanem. Ama bence gelmek üzeredir. Hadi sen artık üşüme. Sinibe de al, içeri gir. Tamam. Sinem, hadi gel içeri gidelim. Hava çok soğuk. Zeynep mi daha sabırsız yoksa sen mi? Bilemedim.
Zeynep merak ediyor abi. Sorup duruyor, görüyorsun işte. Görüyorum Murat, görüyorum. Şimdilik görmemesi daha iyi. Hem sen bilmediğin işi de burnuna sokma lütfen. Nazlı. Özür dilerim. Ailenin böyle şeyleri yaşadığını bilmiyordum. Apar topar getirdim seni. Murat da bana bir şey söylemedi. İyi ki buraya getirdiniz beni. Yoksa kimdir bunlardan ne zaman haberim olacaktı? Gene de tamamen iyileşmeden getirmezdim bilseydim. Furkan Bey, ben bugün iyi ki buraya geldim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok üzüldün ama. Evet. Yaşadıklarına, bunlardan haberimin olmamayışına. Tabii Murat Bey'in benden bunları saklamasına da. Yani üzüleceğim çok şey var aslında. Ailenle ilgili sorumluluk hissedip Zeynep'i boşlayacağından korktu belki de. Hatta ailene geri dönmek isteyeceğinden korktu. Bilmiyorum. Ben Zeynep'i bırakıp asla gitmem ki. Yani Murat Bey'in bunu gayet iyi biliyor olması lazım. Evet. Hadi gidelim. Bu hafta içi randevu vermemiz lazım bu müvekkile. Salı mı olsun, çarşamba mı olsun? İkisinin de öğleden sonrası boş. Salı mı olsun, çarşamba mı olsun? Randevu mu? Salı olsun. Salı 14.00. Hiçbir şey yemedin, farkında mısın? Canım hiçbir şey istemem. Böyle olmaz ama. Hadi kalk, sana yemek ısmarlayayım. Yok. Bir şey diyemiyorum. Israr edemiyorum sana şu an. Çünkü bu bahsettiğin konu, bu her şeyi aşıyor Yıldız. Ne yapacaksın peki? Ya da ben ne yapabilirim? Bebeğin hayatta olup olmadığını öğrenmek için ne yapabiliriz yani? Hastaneye mail atacağım. Ölüm belgesini isteyeceğim. Varsa tabii. Yıldız, sence baban böyle bir şey yapmış mıdır gerçekten? Yani tabii ki bak soruştur. Ama ne bileyim, baban böyle bir şey yapmış mıdır sence? Bilmiyorum. Canım benim. Şimdi bunu sana nasıl söylesem bilmiyorum. Ama kendini bir mucizeye inandırıp sonra hayal kırıklığı yaşamanı hiç istemiyorum. Ben her gün o mucizeyi binlerce kez rüyamda gördüm şöyle. Her sabah uyandığımda ilk birkaç saniye yaşadığım mutluluğu. Tamam sana. Ama sonra gerçek hayatla yüzleşir yüzleşmez kederden ölecek gibi oluyorum. Umudum kırılırsa kırılsın. Ben bu kederi çoktan kabullendim. Ama belki
Belki bu sefer o mucize gerçek olur. Kulağa nasıl geliyor bilmiyorum ama kalbime ölüm gibi geliyor şu an. Neredeydin? Hani hemen gelecektin? Prenses? İşimiz biraz uzadı. Çünkü annene bazı testler yaptılar. Kanına falan baktılar. O yüzden. Evet bir tanem. O yüzden geç kaldık. Ben seni çok özledim biliyor musun? Hoş geldiniz. Gelsenize. Merhabalar. Hoş bulduk. Anneme bazı testler yapmışlar. Kan almışlar benim gibi. Hmm. Test sonuçları nasıl hayatım? Her şey yolunda mı? Yolunda. Bir sorun yok. Kanalı tercihin acıdı mı anne? Yok bir tanem acımadı. Ben hepsini düşündüm. Aa anne. Biz dışarıda mangal yaptık sen yokken. Öyle mi? Evet, sana sucuk ekmek ayırdık. Gel mutfakta göstereyim. Hadi bakalım. Müsaadenizle. Ben de gireyim o zaman. Aa, nereye gidiyorsun canım? Sen de bir şeyler ye, öyle gidersin. Yok, aç değilim. Aa, ama Furkan bak, Asude teyze senin için özel olarak ayırttı. Ben ondan sonra ona hesap verirsin ama. Tamam. İnsan eksikliğini tamamlanmadan anlamıyor. Ben seninle tamamlanınca fark ettim. Aslında ne kadar eksik olduğumu. Varlığından bile haberimin olmadığı öyle boşlukları doldurdun ki hayatımda. Seni tanıdığımdan beri bambaşka biriyim diyebilirim. İyi ki sevmişim seni. İyi ki sevmişsin beni. Hepsi. Seni ilk kez gördüğüm o karanlık sokakta. Seninle çarpıştığım o andan beri kalbim senindir. İyi ki çarpışmışız. Geceler iyi ki karanlıkmış ki ben seninle birlikte ışığın kıymetini anladım. Hep sev beni. Yani Murat sence neden sakladı Nazlı'nın ailesinin başına gelenleri? Sence? Bilmem. Senin aklında bir şey var mı? Üzülmesini istememiş Melek. Gayet açık. Yok canım o kadar da değil. Bence o kadar. Bu senin duygun canım. Sen Nazlı'yı düşündüğün için böyle düşünüyorsun. Murat neden Nazlı'dan sakladı o zaman? Ay nereden bileyim? Aklından geçenleri bilemem ki. Ama her ne olursa olsun bu yaptığı çok yanlış. Yani Nazlı'nın ailesinin başına gelenleri saklamaması gerekiyordu. Buna hakkı yok ki. Esas ben şu an Nazlı'nın ne tepki verecek onu düşünüyorum. Ne yapacak ki? Ne demek ne yapacak? Sessiz mi kalacak yani bu duruma? Yanlış yapan Murat değil. Bendim sanırım. O niyeymiş? Nazlı'yı tutup evine götürdüm. Yaşadığı onca zorluktan sonra bir de ailesinin yaşadıklarını öğrendi. Tamamen iyileşmedi bile. Murat bana bu yüzden engel olmaya çalıştı demek ki. Gene haklı çıkan Murat oldu. Ya Furkan, şu an kendi kendine konuştuğunun farkında mısın? Söylediklerin bana hiç geçmiyor da çünkü. Ya bak Furkancığım, sen doğru olanı yaptın. Nazlı'nın ailesinin başına gelenleri öğrenmeye hakkı vardı. Ve sen de sırf onu sevdiğin için, ona karşı hissettiklerin için aldın onu ailesinin yanına götürdün. Bu kadar basit. Eğer bu olayda haksız olan biri varsa bu sen değilsin. Bu Murat, evet. Ya lütfen rica edeceğim. Bırakır mısın şu tavırları ya? Hiç yakıştıramıyorum sana. Kendine gel biraz. Lütfen.
Tamam hadi toparla kendini şimdi. Nazlı mutfakta, yanına gidelim hadi. Ya dur bir Melek şimdi. Ya ne demek dur, bir kalkar mısın? Hadi. Hadi Furkan. Yürü. Toparla kendini biraz. Beğendin mi anneciğim? Bayıldım bir tanem. Benim kızımın eli değmiş, çok belli. Ben de maşayla çevirdim. Çok güzel olmuş. Biliyor musun? Benim yediğim en güzel sucuklu ekmek bu. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurmaz mısınız? Ay ben bugün çok yedim zaten. Ama Furkan açtı galiba. O sana eşlik eder. Olur. Şurada pişenler vardı. Ben hemen hazırlayayım. Dur ben alırım. Zeynepciğim. Siz Sinem'le oyun oynayacaktınız değil mi? Seni sorup duruyordu bak. Nerede? Yukarıda. Gidelim mi beraber? Olur. Tamam. Hadi gel. Hadi. Afiyet olsun anne. Sağ ol bir tane. Görüşürüz. Gel bakalım sen. Nasıl olmuş? Gayet güzel. Furkan Bey. Bugün için teşekkürler. Benim için gerçekten önemliydi. Rica ederim, ne demek? Ben de bununla ilgili konuşacaktım zaten. Düşünce sana hak verdim Nazlı. Ailenin yaşadıklarını bilmeye hakkım var. Kimsenin bunu senden saklamaması gerekiyor. Hiç kimsenin hem de. Ama gene de Murat'ın bunu çok da anlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Senin bu yüzden bir huzursuzluk yaşamanı istemiyorum. O yüzden Murat'la konuşacağım. Seni evine benim götürdüğümü, sana sürpriz olduğunu söyleyeceğim. Hayır. Yalan değil ki ama. Evet, yalan değil. Ama bunun bir faydası olmaz. Yani ben bu konuyla ilgili Murat Bey'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiçbir şey sormayacağım. Lütfen siz de konuşmayın ama. Yani eğer olur da konuşursam biliyorum muhakkak bir gerginlik çıkacak. Durum Zeynep'e yansıyacak sonra. Emin misin? Emin. Peki, nasıl istersen. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ ol. Yarın için çok heyecanlıyım. Nasıl olacak acaba? İnşallah saçma sapan bir şey yapma. Vallahi çığlık atacağım şimdi heyecandan. Bu gece bana uyku yok söyleyeyim. Çığlık atarsam buradan duyarım. Aman yok yok. Adımız deliye çıkar sonra. Yarın için hiç endişelenme bence. İnan bana her şey harika olacak. Hepsi hayran olacak sana. Eminim.
Oya, benim sana bir şey söylemem lazım. Bu sana iş teklifi yapan turizm şirketini Yıldız ayarlamış. Yıldız'ın babasının şirketi. Yardımcı olmak istemiş. Kötü bir niyeti yok. Hatta söylememi istemedi sana ama senden bir şey saklamak istemiyorum. Zeynep'e süt istiyorum. Sinem de ister mi? Onu da ısıtayım. Ay hayır hayır, bırak şimdi sütü. Ben senin için geldim Nazlı. Nasılsın? Ailen nasıl? Nazlıcığım, Furkan bana her şeyi anlattı. Her şeyden haberim var yani. Yani ben aslında buraya, hani eğer ailen için yapabileceğim bir şey varsa sakın çekinme demek için geldim. Teşekkürler Melek Hanım. Sağ olun. Bir şey değil. Yani gerçi şu saatten sonra yapılacak başka bir şey var mı ona da çok emin değilim. Geç haberin olmuş galiba değil mi? Evet. Vaktinde haberim olmadı. Yani açıkçası Murat senden bunu neden sakladı gerçekten anlamıyorum. Yani onlar senin ailen. Bu konuyu bilmeye hakkın var senin. Peki sen konuştun mu Murat'la? Yani açıklaması ne bu konuyla alakalı? Ben kapattım o konuyu. Yani... Tekrardan bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Yani tabii ki haklısın. Ama bence asıl tatsızlığı ailen yaşamış gibi Nazlı. Yani bu konuyu da senin bilmiyor oluşun sana haksızlık değil mi yani? Bence ne olursa olsun Murat bunları sana anlatmalıydı. Ne anlatmalıymış Murat? Ay. Ya şey, Ayşe teyzeciğim. Şöyle bir durum var. Nazlı'nın ailesi biraz zor zamanlar geçirmiş ve Murat da bunu biliyormuş. Ama Nazlı'ya gelip bir şey anlatmamış. Yani biz de bunu konuşuyorduk açıkçası. Bence ortada konuşulacak bir konu yok. Sen Murat'ın çalışanlarıyla ne kadar mesafeli olduğunu bilmiyor musun? Tabii ki biliyorum. Ya ben sadece hani Nazlı üzülmüş ne zamanda haberdar olamadığı için. O açıdan yani. Senin ailen yaşıyor mu? Evet. Sokakta falan mı yaşıyor? Hayır. Bak, demek ki Murat'ın sana bir şey söylememesi gayet normal değil mi? Sen sadece Zeynep'e olan sorumluluklarını yerine getir. Burada olmanın sebebinin o olduğunu unutma. Murat'ın kime, hangi konuda bilgi vermesi gerektiğiyle ilgili de üstüne vazife olmayan cümleler kurma. Senin bilmen gereken şeyler sadece bu kadar. Anlatabildim mi? Evet. O sütü torunuma mı yaptın? İyi. Soğumadan götür. Yatmadan içsin çocuk bari. Aşk olsun Melek'ciğim. Yani Murat da biliyorsun çok yüz veriyor bu kıza. Sen de böyle şımartıyorsun hayatım. Ay hayır Avsi teyzeciğim, aşk olsun olur mu öyle şey? Ya ben sadece çok üzüldüm, yazık gariban. Ay, sen çok vicdanlısın. Ay, anlayamıyorum yani. Bu Furkan da bu kıza çok anlayışlı davranıyor. Neyse, şunu başımıza çıkartmayalım. Anladım, haklısınız. Hay Allah. Ne olursa olsun, hasta da olsa getirmeyeceksin. O çocuk buraya gelmeyecek.
elbise yıkmışlar. Senin önceliğin iyileşmek Nazlı. Güzelce bir dinle. İyileş. Babanı görmeye öyle gidersin. Çalışmam lazım da kahve alacaktım. Nazlı ablanla yapamadığımız yarım kalan işi seninle halledeceğiz. Nazlı, ben götürürüm. Bırak, dokunma sen babama. Yaklaşma bize. Beni de babamı da rahat bırakın. İğrenç bir insansın sen. Gerçek miydi, rüya mıydı bu ya? Bırakır mısın sen? Nazlı, bir şey sordum sana. Ben de cevap verdim. Ağlamadım. Öyle mi? Öyle. Peki. Öyle diyorsun madem. Öyle olsun o zaman. Suyun ısındı. Efendim? Ocaktaki su diyorum. Isındı. Ben unuttum bunu. Çay yapacaktım. Melisa, çayı mı yapıyorsun? Evet. Siz de ister misiniz? Benim biraz daha ayakta kalmam lazım. Ama belli ki sen uyuyamamışsın. Bunda daha rahat uyuyorum işte. Ağrım falan mı var? O yüzden mi uyuyamadın? Yok. Uykum kaçtı sadece. Olursa söyle. Saklama. Yusuf abi, günaydın. Günaydın. Erkencisin. Ben hep erkenciyim kızım. Asıl senin ne işin var bu saatte ayakta? Yoksa seni de mi uyku tutmadı? Yani bu sabah erken kalktım. Başka kimi uyku tutmadı? Benden bahsediyor. Nasıl da biliyor kendini. Günaydın. Günaydın. Müsaadenizle ben Zeynep'e bakayım. Ben baktım. Babası bakmış. Kız uyuyor. Kaçacak, göçecek hali yok ya. Hadi gel, sen bana yardım et biraz.
Hem madem bu işlerden anlıyorsun. Hadi bakalım. Bak çapa burada. Hadi çiçekler de orada. Hadi bakalım. Sen seyretmeye mi geldin? Ben anlamam abi. Anlayan var, o sana gösterir. Hadi geç, geç Nazlı kızımın yanına. Ben de sana maliyetlerinizi yaptırayım da görsen. Bu tarafıyla mı, bu tarafıyla mı? Bu tarafı. O kadar sert vurmanıza gerek yok. Yani toprak yumuşak zaten. Böyle mi? Hı hı. Bu kadar yeterli. İçinizin de bir çiçeği oldu şimdi. Aferin. İyi bakın ona. Hakkını verin. Yoksa emekleriniz boşa gider. Bakayım sana. Ay, bakayım şöyle. Dön bakayım. Ay çok güzel olmuşsun ya. Kimin kızı? Oh. Dur anne, aldığımı bozacaksın. Bak bozulmamış işte. Kızım sen niye makyaj yapıyorsun? Senin kumaşın iyi. Ne gerek var? Öyle yok anne. 50 kere yaptım bu makyajı. İçime sinmedi zaten. İyi olmuş, iyi. Çok güzel görünüyorsun. Hadi çık git şimdi, hadi. Kerem'i bekliyorum. Derken geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mısın? Hazırım. Günaydın Sümbül teyze. Günaydın. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hadi çıkalım. Oralarda dik dur, tamam mı? Kambur durma, tamam mı? Kambur mu duruyorum ben? Yoo. Duruyorsun tabii. Sen anasından daha mı iyi bileceksin? Hadi. Görüşürüz. İyi, iyi, hadi hadi. Dua ediyorum, tamam? Hadi kuş gibi görürsün işin. Tabii çocuğun yanında kambur dedim ya, bozuldu. Elin çulsuzu. Akıl yok ki benim kızımda. Ünlü olacak, eli para görecek. Hala şununla geziyor. Evet, hazır işlerimizi de bitirdik. Bir şeyler mi yapsak acaba? Hastaneye mail attım ya. Ondan cevap bekliyorum. Cevap gelince telefonuna gelecek ya canım. Zaman geçmiyor bir türlü. Yani daha hızlı olacağını bilsem havaalanına gidip ilk uçağa atlayacağım. Anlıyorum seni. Çok zordur bunu beklemek. Tahmin edebiliyorum. Ama biraz sakin mi olsan acaba? Yıldız. Bunun sonunda iki ihtimal var. Bebeğin ya hayatta ya da değil. Eğer değilse... Şöyle. Tamam. Konuştuk bunları zaten. Biliyorum konuştuk ama ben korkuyorum yine de. Bebeğim hayatta değil diye mi? Hayal kırıklığı yaşayacaksın diye. Peki ben sana dün tüm gece düşünüp taşınıp cevabını asla bulamadığım başka bir soru sorayım. Ya bebeğim hayattaysa o zaman ne yapacağım ben? Son zamanlarda beklemediğim kadar iyisin. Harika vallahi. Vallahi Ayşe, ne yalan söyleyeyim. Her şey o kadar güzel ilerliyor ki. Hiç beklemediğim kadar hatta. Bir şey mi saklıyorsun sen benden?
Anlat bakayım. Ay ya hayır, aslında bir şey saklamıyorum ama ya ne bileyim, nazar değecek diye korkuyorum ya. Aşk olsun, benim nazarım mı değecek? Ya hayır hayır. Yani ne bileyim, sadece korkuyorum. Ama anlatacağım. Bir zahmet, anlat bakalım. Murat bana karşı son zamanlarda o kadar ilgili ki, o kadar hassas ki, böyle ayaklarımı yerden kesiyor resmen. Yani inanamıyorum buna. Sen ciddi misin? Evet. Bak maşallah demen. E maşallah, tamam. Şimdi sen bunu geç de, nasıl ayaklarını yerden kesiyor mesela, ne yapıyor? Ya ne bileyim, mesela son zamanlarda bana karşı çok ilgili. Dün onun için yaptıklarımın farkında olduğunu söyleyip bana teşekkür etti mesela. İnanabiliyor musun? Bak bahçede oturuyoruz. Böyle bir baktım bana bakıyor. Anlamadım ilk önce bana mı bakıyor diye. Sonra seni düşünüyorum falan dedi bana. İnanabiliyor musun? Yani ne bileyim, mesela üşüdüğümü falan fark ediyor. Dün böyle çok centilmen bir şekilde omuzlarımın üzerine şal koydu. Yani demek ki beni izliyor değil mi? Yani üşüdüğümü fark ettiğine göre. Herhalde canım, içine doğacak değil ya. Yavaş yavaş, dünyanın geri kalanına da oksijen bırak. Dalga geçme. Mutluyum işte, ne yapayım? Bak sonunda emeklerinin karşılığını alıyorsun. Yakında kına geceni de yaparız. Umarım, umarım. Anlatmamış sana. Ben de haberin var sandıydım. Neyi anlatmamış? Kız neyi olacak, yaşadıklarınızı biliyormuş, hiçbirini dememiş sana. Olduğunu bilmiyordum. İstemeden korkuttum seni. Yok, korkutmadınız. Ben bir an boş bulundum sadece. Toprakların gerçekten iyi. Ben pek beceremiyorum. Yani öğrenmek istememişsinizdir. Sonuçta kocaman bir bahçeniz var. Benim aklım daha çok denizde. Yani topraktan çok su beni rahatlatıyor. Benim de suyla pek aram yok. Herkes sevdiği yerde mutlu olur inşallah. Müsaadenizle ben Zeynep bakayım. Aşkım sence nasıldım? Hı? Doğru söyle ama, iyi miydim? Kötüysem de söyle ki bileyim. Çünkü ben çok iyiymişim gibi hissettim aslında. Nasıldım? Sakin ol biraz. Bence çok iyi bir görüşme olmadı. Çünkü harikaydın. Ya Kerem, çok korktum, kalbim inecekti. Aldın işte işi artık. Şüphe etme kendini. Ne bileyim. Yine de saçmalamadığımdan emin olmak istedim. Saçmalamadın sevgilim. Harikaydı. Teşekkür ederim. Teşekkür etme artık bana. Gerçekten. Her şey için çok teşekkür ederim. En başından sonuna kadar hep yanımdaydın. Anneme rağmen bile. Ramo'yla iş yapacak olmama rağmen bile. Lütfen artık kapat bu konuyu, olur mu? Tamam, kapatacağım. Ama bak, adını bile duymaya tahammül edemediğim bir adam için bile bırakmıyorsun beni. Bırakmam sevgilim. Bırakır mıyım seni? Asla böyle şeyler getirmem. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
kim ararsan diye sorarsan annem derim. Hiç şaşmaz. Geliyorum. Efendim anne. Bir tane. Görüşmen bitti mi? Evet, şimdi çıktım. İnşallah hayırlı haberdir. Güzel haber. İşe aldım. Oh, şükürler olsun. Anne. Ben bugün biraz geç geleceğim. İlk önce Kerem'e hediye alacağım da. Nereden çıktı şimdi bu Kerem'e hediye? Tamam anneciğim. Hadi gelince konuşuruz. Kapatıyorum. Bay bay. Bu kız öldürecek beni ya. Of. Hadi sevgilim. Kafeye gidelim mi? Aşkım benim eve gitmem gerekiyor. Annem çağırdı da her şeyi anlat falan dedi işte. Tamam. Sonra görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Benim kızım mis gibi oldu. Bal oldu. Bir tanem. Ben bugün babamı görmeye gideceğim. Yani birkaç saatliğine evde olmayacağım. Tamam ama ben de dedemi görmek istiyorum. Ama bir tanem çocukların oraya girmesi yasak biliyorsun. O zaman dedeme bunu ver. Zeynep gönderdi de. Tamam. Öyle söylerim. Gel. Gelebilir miyim? Tabii. Bir konu vardı da sizle konuşmak istediğim. Dinliyorum. Baba. Çok iyi. Oh. Birlikte parka gidelim mi? Ama bir tanem benim çok fazla işim var bugün. Siz annenle gidin isterseniz. Ama annem dedemi görmeye gidecekti. Bu konuyu konuşacaktım ben de. Aa, anne, bebeğimi aldın mı? Dedeme verecektin. Unuttum bir tanem. İçerideydi, getirir misin? Evet, dinliyorum. Birkaç saatliğine babamı görmeye gideceğim. Bu konuyu dün kapattık. Ben kapatmadım. O benim babam çünkü. Zaten yeterince ihmal ettim. Özledim de. Bak Nazlı. Gidemeyeceğini söyledim sana. Dün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. Gideceğim. Kararlısın yani. Mecburum. Yani siz izin vermeseniz de ben gideceğim. Tamam bir tane. Bir yanda sen, bir yanda ben, bir yanda kaderi. Bir yanda geçmişim, bir yanda aşk, bir yanda nefret, bir yanda hayatın çilesi, yüreğim sabret. Ben de bir gün sevebilecek miyim? Yeniden birine güvenebilecek miyim? Ben de hayata
dönebilecek miyim? Ben de bir gün sevebilecek miyim? Yeniden birine güvenebilecek miyim? Ben de hayata dönebilecek miyim? Ne olur Allah'ım, ah ne olur, sar yaralarımı sevgisiz, hayat yaşanmaz olur.